Hocam çok tatlı bir soru geldi. Böyle de kendi içimde onu böyle izlemeye başladım sorunun içeriğini. Birazcık anlamlar hani bu başta bahsettiğimiz kavramların dışında bakmak lazım. Yoksa cevap çok bariz bilim sınırlarında. Beynin evrimleşmesi mi yoksa gönlün evrimleşmesi mi insanı insan yapar? Oh yeah. Gönlün evrimleşmesi ilk defa duydum böyle bir şeyi. Benim bildiğim Bu bir kavram değil ama. Katmaya çalıştığı, daha doğrusu insanın hani insani özellikler dediğimiz sadece hani biyolojik kısmı olmayan kültürel, sosyolojik, psikolojik her şeyi, felsefik olan her şeyi içine kattığımız o insan genel tanımının altında çok güzel bir yere değinmiş. Çok Doğru. hoşuma gitti benim. İnsanın fabrikalarının işte 3. cildinde bahsettiğim feral çocuklar hikayesi var. Yani hayvanlar tarafından büyütülmüş, hiç insan görmemiş çocuk vakaları var. Mesela onlardaki hikaye hakikaten insana dair hiçbir emare görmüyorsun o çocuklarda. Yetiştikleri ortam tamamen insan dışı hayvanları örnek alabildiği bir ortam olduğu için insana dair hiçbir şey geliştiremiyor. Dolayısıyla bizim adına insan dediğimiz bu varlık olabilmemiz diğer insanlarla çok bağlı. Yani içinde bulunduğumuz kültürle doğrudan alakalı. Bir kere hepimiz kültürümüzün çocuğuyuz. Bunu unutmayalım. Yani her ne kadar böyle ortam değiştirme, sınıf atlama, ben başka bir şey olacağım, bizimkileri sevmiyorum falan yapsak da kültürel ortamımız bizi çok şekillendiren bir şey. Ama bu zannedildiği kadar kötü ya da tutsaklık anlamına gelen bir şey değil. Herkes kendi kültürel orijinini, kültürel orijinalliğini ya da baharatını, dokusunu topluma katarak onu zenginleştiriyor ve yeni kültürler yaratıyor zaten. Bütün hikaye bu. Ve biz insan olarak aslında sorunun güzelliğini şimdi aymaya başladım. Hayvani bir evrimsel sürecinin neticesinde zihinsel ve duygusal ve manevi olarak yani kültürel olarak evrilebilen, bu yolu tutabilen bir canlı olarak gerçek insanlığımızı zaten bunun üzerinden yükseltiyoruz. Yoksa kasları geliştirmek, gözleri keskinleştirmek, derinizi kalınlaştırmak, 5 tane daha duyu ilave etmek, teleskop, mikroskop yapmak bize çok bir şey katmıyor. Bizim insanlığımıza bir ekstra avantaj sağlamıyor. Ama şiir, roman, öykü, tiyatro, resim, heykel, işte aklınıza gelen sanat, estetik ne varsa hepsi diğer hiçbir hayvanın beceremediği ancak bizim yapabildiğimiz üstün hikayeler olarak bize içinde yaşadığımız kültür tarafından hatırlatılıyor. Belki içimizde potansiyeli var ama işte o gönül evrimi dediğimiz şey aslında kültürel evrimin içerisinde olması gereken bir şey. Ama maalesef bu arada sorunun hatırlattığı bir şey daha var. Her zaman gönül evrimi normal evrimde de olduğu gibi ileri doğru gitmiyor. Bayır aşağı da gidiyor. Terakkisi olabildiği gibi tedennisi de olabiliyor. Terakki yükseliş, tedenni iniş demek, alçalma demek. Bu iki makastan hangisini tercih edeceğiniz de biraz hayata bakışınızla ilgili. Ben mesela bugün bu soru yorum yapıldığı için, bu sorular konuşulduğu için, inşallah birileri bu soruları dinleyip evde eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla, çocuğuyla bilmem ne konuştuğu için terakki yolunda daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü kendi üzerine, canlılık üzerine, doğa üzerine, gizemler üzerine kafa yoran topluluklar hep yükselmişler. Paraya takılan, işte zevke takılan, hedoniye yuvarlanan, siyasi entrikalara, toprak bilmem ne aşkına boğulan topluluklarda kendi kendilerini helak etmişler efendim. Bu tarihsel dersten de ders alırsak neden evrim öğrenmemiz gerektiği bir kez daha açığa çıkar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Hocam iki soruyu birleştirerek gelmek istiyorum. Günümüzde oldukça tartışmaların ya hiçbir şey yok. Sürekli tartışacağız da hissediyorum bunu. Nerede sorum kayboldu. Aha, gitti o soru hükümsüz. Evrim konusu neden din kitaplarında açıklanmamış? Bu genel. İkinci sorum da evrim ve İslam çelişiyor mu? Birincisi dini kitaplar ya da kutsal metinler dediğimiz şeyler insanlara teknik konuları anlatmak için düzenlenmiş metinler değildir. Bunlar doğru yaşamanın, iyi insan olmanın ve dünya hayatındaki mutluluğun şifrelerini taşıdıklarını iddia ederler. İddiaları budur. Asla dememektedirler ki biz sizin için her şeyi yazdık. Yani hiçbir çalışmanıza gerek yok. Bütün bilgi burada var. Burada ne varsa size yeter. Böyle diyen bir kutsal kitap yoktur mesela. Mesela kutsal kitaplar doğru yaşama kılavuzudur. Ortalama olarak dünyadaki bütün insanlara hitap etme iddiasındadır. Belli bir uzmanlık alanına ya da belli bir bilgi alanına sahip olmanız gerekmez o kitapları anlamak için. Buranın altını özellikle çizmek istiyorum. Mesela ilahiyatçı olmanız gerekmez kutsal kitapları anlamak için. Buranın altını bir kere daha çiziyorum. Kağıt dilinde ama ben bir kere daha çiziyorum. Dolayısıyla dini metinlerin, dini anlatıların hedefi herkestir. Teknik meseleler ise
o konularla ilgili teknik insanları ilgilendirir. Mesela biyoloji teknik bir meseledir. Biyolojiyle ilgileniyorsanız, seviyorsanız öğrenirsiniz. Buradaki aslında soru şudur. Bildiğiniz, öğrendiğiniz biyoloji, mesela evrim bilgisi, canlılığın tarihi yahut astronomi, fizik, kimya, aklınıza gelen diğer bilimler. İnancınızla bir çelişki gösteriyor mu, göstermiyor mu? Esas mesela sorulması gereken mesele budur. Ben sadece içinde yetiştiğim İslam inancı için değil, bütün dinler için rahatlıkla şunu söylerim. Eğer dinlerden din adamlarını çıkarırsan, yani o dini tekstleri yorumlayan insanları bir kenara bırakırsan, dünyevi hiçbir bilgiyle dini hiçbir öğretinin çatışacak yeri kalmaz. Çünkü işgüzar din adamları bu metinleri alırlar, daracık akılları ve maalesef birçok konuda bilgisiz haznelerine bunu doldurmaya çalışırlar. Her konuda konuşabileceklerini zannederler. Çünkü Tanrı sözüyle ilgilendikleri için dünyadaki her konuya hakim olduklarına dair anlamsız ve eblehçe bir duyguya kapılmaları çok normaldir. Dünya tarihinde bunu çok görüyoruz. Ve bundan dolayı da dinlerin bilgiyle arasına beton duvarlar örerler. Çünkü kendileri o bilgiye sahip olmadığı için dini metinle bilginin bağlantısını keserler. O yüzden bu meselede bizim İslam'da pek olmayan ama bıraksan hemen olacak ruhban sınıfı gibi sınıfların çok büyük etkisi vardır. Mesela Hristiyanlık zaten ruhban sınıfının Engizisyon Mahkemesi gibi bir meseleyle ayrıldığı ve artık ayrı bir devlet haline geldiği bir yapıyla izole edilmiş vaziyette. Dolayısıyla Hristiyanlıkta mesela bilim seküler tamamen dünyaya ait bir aktiviteyken Hristiyanlık artık kilisenin duvarları arasında kalmış bir dini inanıştır, bir ritüeller zinciridir. Ve bunlar genellikle hala pek anlaşamaz. Papa ne zaman taviz verse o zaman bilim insanlarına bir göz kırpar. Tamam evrim de var. Ya eşcinsel evlilik de olur. Tamam yormayın kafanızı falan gibi. Böyle ufak ufak tavizlerle ilerlemeye çalışır. Fakat din adına her şeyi bildiğini iddia eden insanların her zaman tarihteki dramı budur. Tanrı adına konuştuklarını zannettikleri için Tanrı'nın her şeyini anladıklarına dair bir halüsinasyon dünyasında yaşarlar. Halbuki Tanrı'nın gerçekten ne yaptığını kim anlar diye etraflarına baksalar en yakın aday olarak bilim insanlarını görecekler. Özellikle yani herhangi bir dini inanca sahip olmayan ya da dini inançtan yola çıkmayan, tamamen seküler ve materyalist bir biçimde evreni araştıran araştırıcıların bizzat Allah'ın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalıştıklarını fark ederlerdi. Ama o gözle bakmıyorlar maalesef. Dolayısıyla din insanlarının, bu tabirin de altını çiziyorum, din insanlarının, dil adamlarının, ruhbanların ve bugün maalesef cari olarak din hakkında konuşan birçok insanın dini metinlerden anladığı evrimle çelişir. Ama dinlerin özü. Ben mesela inanan bir insan olarak söylüyorum ama inanmayan bir insan da aynı testi yapabilir, kendisi bakabilir. Dinlerin özü teknik bilgilerle ilgili kısıtlayıcı şeyler içermez. Yani siz dünyadan öğrendiklerinizi onu çarpıştıracak bir yer bulamazsınız. Çarpıştırdığınız yer genellikle yorumlardan ibarettir. Tabii şimdi hemen bazı arkadaşlar ama İncil'de işte açık biçimde söylüyor falan. Arkadaşlar İncil zaten eğer biraz biliyorsanız İsa'nın anılarını derleyen azizlerin notlarıdır zaten. Yani Kur'an gibi ben direkt Allah'tan geliyorum falan iddiası İncil'in kendisi de taşımıyor. İsa'nın sözleri diye aktarılıyor. Bir anlatı, bir naratif. Dolayısıyla zaten insan yorumunun bol olduğu aşikar. Hani o dine inananlar bunu biliyorlar zaten. Ya yani bu benim yeni söylediğim ya da o dini kötülemek için söylediğim bir şey değil. Bu öyle. O anlatının kendisi de bugün işte Kur'an'da, Upanishad'larda, Tevrat'ta, o da bu da. Aradan din insanlarını çekin. Hiçbir sorun yaşamaz. Ben her zaman söylüyorum. Ben dini inancı olan bir insanım. Ve benim dinimle benim bilimim arasında dikkat altını çiziyorum. Benim dinimle benim bilimim arasında hiçbir sorun yok. Eğer sorun olsun istemiyorsanız siz de böyle bir tane din yapın. Siz de böyle bir tane bilim yapın. Böyle özgürlüğünüz var. Gayet rahat yapabilirsiniz bunu. Mutlu mesut yaşayın. Yok illa ki çatışacak diyorsanız buyurun sahne sizin. Yok illa ki İslam'ı ben şeyle barıştıracağım, bilimle barıştıracağım, seküler bilimin bulduklarını geleneksel İslam'ın söylemleri arasından bulup çıkaracağım. Aha da Müslümanlar bunu biliyordu diyeceğim. O olur onu da siz bilirsiniz. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Ben bilgiyle güncellenen bir inanç tercihim var. Ve onunla mutlu mesut yaşıyorum. Size de tavsiye ederim. Kan basıncına ve şekere iyi geliyor efendim. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. Hocam, Tanrı kontrolünde evrim olabilir mi? Demiş.
Tanrı'nın Ağzından Evren'in Hikayesi. Çok sevdiğim kitaplardan biridir. Tanrı, Tanrı olduğunu keşfeder ama acemi bir Tanrı'dır. Çünkü Tanrı olduğunu yeni keşfediyordur. Onun ağzından kendi yarattığı bütün bu evreni dinleriz. Ve o sürecin Yani içinde yarattığının dünyanın... farkında değil mi kitaptaki Tanrı orayı? Şimdi spoiler vermek Ha, istemediğim anladım. için hocam, amatör başlıyor. Çünkü o da Tanrı olduğunu yeni keşfediyor. Hani ve sonrasında evreni çok güzel kurgulanmış ve İlginç. dinlere de anlatıyor kitabın içinde. Nasıl anlatıyor? İnsanlarla karşılaşını anlatıyor. Aslında evrimi anlatıyor. Kendi kontrolü dışında evrimin devam ettiğini görüyor ve kendi yarattığından etkileniyor. Ama sonra kendini açıklamak zorunda kalıyor insanlara. Bakın, ben bunu demedim ki ben size. Siz bunu aldınız, değiştirdiniz. Bunu Tanrı'nın kendi zihninden dinliyorsunuz. Bir dönem baskısı bitti. Umut ediyorum şu an yeniden baskısı geçen sene yapılacaktı diye hatırlıyorum. Sen bana bu kitabı vermiş miydin ya da önermiş miydin? Bende var Evet. mı bu? Var. Evet, hatırlıyorum Doğum çünkü başlığını. gününde Tamam kız, vermiştim okuyacağım hocam. söz. Kesin şu rafın altına sokmuşumdur. Okunacaklar orada çünkü. Bir daha bakayım ona. Tamam, hatırladım şimdi. Sen okulda anlatmıştın bunu bana, doğru. Neden bunu söylüyorum? Bu zihin zorlaması. Zihin zorlaması yapmaktan korkmamamız lazım. Ya şimdi bir dakika, Zihin... sen tabii Tanrı'nın Ağzından Evren'in Tarihi dediğin zaman evren Kesinlikle. hikayesi, birçok insan şimdi ya ulan zındık, tövbe estağfurullah, ne yapıyorsun Evet. falan. Onlara değil, onlar bizi izlemiyor zaten şu anda. Yani onlar zaten yoktur aramızda. Ama gerçekten böyle zihin egzersizleri, mesela gerçekten Tanrı kavramının, yani bu kadar karikatürize edilen bir şeyin gerçek olmayacağını fark edeceksiniz. Yani ilah, Tanrı ya da tapılacak herhangi bir şey kavramlarının ne kadar insani bileşenler içerdiğini fark etmeniz açısından bence bu kitaplar çok özel. O yüzden belki de hani ben İslam inancındaki ilah yoktur, Allah vardır uyarısını biraz buraya bağlarım her zaman. İnsan zihni çünkü ilahlar üretir, işi budur. Yani korkulu, endişeli bir varlık tapacak şey arar. Yani gerçekten eğer tapılacak bir şey varsa onun bize böyle bir hatırlatma yapması manidar. O uğraştığınız ilahlar boş iş, yani onlar değil. Koçum onlar değil, yani başka bir şey var orada. O başka şeyi anlamaya yönlendirir. Bu arada o soru da güzelmiş. Tanrı kontrolünde evrim olabilir Evet mi? bak, Tanrı kontrolünde evrim. Şimdi soru öyle bir şey ki, evrim zaten kontrolsüz. Böyle Allah'lık bir mevzu. Acaba Tanrı kontrolünde olabilir mi? Şimdi yine terimlerimiz üzerinde yeterince mesai sarf etmediğimizde olan şeylerden biri. Ben de bir aralar böyle düşünüyordum gerçekten. Diyordum ki yani evrim var ama yani Tanrı kontrol ediyor yani. Boşlukların Tanrısı dediğimiz bir hikaye vardır. Özellikle çocuksu ya da animist dönemden sonraki büyüsel inanç dönemleri açıklanamayan hadiselerde tanrısal bir parmak görme eğilimindedir. Yani bir şey mesela nasıl olduğunu biliyorsak. Mesela yağmurun, su buharının toplanmasıyla oluşan bulutların yoğuşmasıyla düştüğünü fark ettiysen artık yağmur senin için tanrısal bir şey olmaktan çıkıyor. Ama şimşeği açıklayamıyorsan şimşek tanrının gazabı oluyor, ama yağmur normal. Şimdi bunların hepsini öğrendikçe insanlık şunu fark etti. Evrendeki işleyişlerin hepsinin bir kuralı var zaten. Bugün bilmediğimizin kuralını da yarın bulacağız. Ve biz kuralını bulduğumuz şeyleri, insanlık olarak diyorum, biz derken toplumu kastetmiyorum, bütün insanlık olarak kuralını bulduğumuz her şeyi bu boşlukların tanrısı inancının yüzüne bir tokat gibi vurduğunu gördüğümüz için dedik ki ulan biz keşfettikçe tanrının alanı küçülüyor, demek ki tanrı yok, tamam o rahat olun falan. Buna karşı savunma olarak ne çıktı? Ya bir dakika abi, ya, ama öyle, ama yani tanrı da bunu kontrol ediyor, tamam başta bir böyle bum bir şey oldu ama sonra onu öyle yapıyor, onu öyle yapıyor. İnandığımız şeyin tarifi diyorum ya, yani o kavramın tanımı, zihnimizdeki derinliği nispetinde bu sorunun bir anlamı var. Tanrı dediğin şey her şeyi yaratan bir süper güç, yani süper güç demek bile tuhaf. Yani nihai güce inanıyorsanız bu evrende onun yaptığı dışında hiçbir şey yoktur zaten. Bu mesela, bu kavranması zor bir şey. Benim yıllarımı aldı. Hiçbir şey yok. Sinan Canan küfrederse de o ondan. Her şey ondan geliyor. Yani onun yaratımı olmadan hiçbir şey olmaz demek bir tanrı inancına sahip olmanız. Aynı şekilde materyalistik bir evren kurgusuna inanıyorsanız hiçbir şey amaçlı değildir. Onun tanrısı da amaçsızlıktır, kaza eseridir, bir şeydir. Yani onun tanrısının da vasfı odur. Tanımlanması gereken temel kıstasları bunlardır. Ve eğer siz tanrı diye bir şeyin varlığına inanıyorsanız, yani evrim olsa da olmasa da tanrı kontrolü ne Allah'ını seversen? Yani zaten her şeyi o yapmıyor mu?
Zaten böyle değil mi sistem? Biraz daha deşelim. Şimdi bu ilk başta söylenebilir bir şey ama mesela evrime rastgele dendi diye itiraz eden dindarlar diyorlar ki rastgele bir evrim olmaz. Muhakkak Allah her şeyi pat diye yaratır. Kafadaki kategorilere dikkat. Ya pat diye bir şey ortaya çıkacak ya da kendi kendine ve tesadüfen olacak. Hemen soruyorsun. Ya sen de sonuçta bütün inançlara göre özel bir varlıksın, insansın. 9 ay anne karnında kurtçuk gibi bir şeyden değiştin falan filan. Ne oldu bu? Yani nasıl, niye bu olmuyor mu falan? Hayır, o diyor, o şey normal gelişim bir parçası. Bu da öyle gibi güzel kardeşim. Yani sen göremedin diye, sen bir bakışta fark edemedin diye, galaksi diye bir şey yok demeye benzemiyor mu bu yani? Bu çıplak bakınca göremiyorsun galaksiyi haliyle. Bir teleskop al göreceksin. Biraz Tanrı'nın kontrolünde meselesi, mevzuyu çok uzaktan izleyen birilerinin kahvede yaptığı muhabbete benziyor. Ben bunu küçümsemek için söylemiyorum. Kahvedeki insanın siyasete mesafesi bellidir. Der ki mesela abi ne var ki der bu dolar kurunu düşünmekte ya de basacaksın parayı basacaksın gidecek. Kahvede böyle çözülür işler. Ve maalesef derinliğini bilmediğimiz konularda da biz böyle kahve muhabbeti tarzında bir şeyle yaklaşabiliyoruz. Bu soru biraz düşünüldüğünde kendi kendini iptal eden paradoksal sorulardan bir tanesidir. Tanrı'nın olduğu bir yerde kontrol dışı bir şey olamaz. Dolayısıyla bir Tanrı'ya inanıyorsanız rahat olun, her şeyi o yapıyor. Ne görüyorsanız hepsi onun işi. İyi de kötü de öyle. Bak kötü de öyle. Buraya gelirim, kötülük sorununa girerim, darmadağın oluruz. Her şey öyle. Burada yorumlarımızda vardı hocam. Ben onu işaretledim. İyilik ve kötülük sorununa değindiği için yeri geldi ama süremiz bitti. En son şunu söyleyeyim. Dini hassasiyetleri olan ya da biraz böyle nasıl diyelim romantik bir ruhu olan insanlar bir çiçeğin açışına, bir elmanın kızarışına, arıların, böceklerin, kuşların uçuşuna hayranlıkla bakıp orada tanrısal bir ritim görürler. Gerçek inançlı insan ise çürüyen elmada, düşen yaprakta, çürüyen beden ve cesetlerde yaratılışı gören insandır. Gerçek mekanizma böyle cherry picking yaparak, güzellerini seçerek anlayabileceğimiz bir şey değildir. Adına iyi kötü şeyler dediğimiz şeyleri bizim etiketlediğimizi unutmayalım. Kainat büyük bir çevrimdir. O çevrimin her parçasını anlamadan bu işi anladığımızı iddia etmeyelim. Yani saksımızdaki çiçek aa ne güzel açtı ama ekmeğin üzerinde o güzelim yeşil yeşil küfler çıktığında ekmek küflenmiş diye atıyorsan bu evrene inancında bir sorun vardır. Onu gözden geçirmek lazım. Burası çürüyeniyle de doğanıyla da güzeldir. Bu güzelliği göremiyorsak fazla insan merkezci bakıyoruz ve bu insan merkezci platformda dindarsak da muhtemelen Zeus'a falan tapıyoruz. Yani böyle daha kapsayıcı bir tanrı figüründen ziyade yukarıda oturan Eram şunlar bir yamuk yapsa da tufan göndersen falan diye bakan bir tanrıya inanıyor muhtemelen. Tanrı inancımız varsa ciddiye alalım. Tanrı inancımız yoksa da tanrı inancını ciddiye alalım. Çünkü bu ciddiye alınmayı hak eden bir şey diye düşünüyorum. Azalcığım teşekkür ediyorum valla. Ben teşekkür ediyorum hocam. Görüşmek üzere.